İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan milletvekilleriyle bir toplantı gerçekleşti. Artsakh'ın Berdaşen köyünde içme suyu sorunu çözülüyor. Ancak yapılacak çok şey var. Batı Ermenistan'ın Van ilinde heyelan sonucu dev kaya parçalarının düştüğü yol kapandı. David Babayan ve Frank Palon Artsakh'taki durumu ele aldı. Türkiye bir hafta içinde ikinci parti Bayraktar SİHA'ları Ukrayna'ya gönderdi. Batı Ermenistan'da kültür, müzik. Ararat Dağı'nın karlarının erimesi baharın gelişi olarak yorumlanır. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu ve Sen Armenia TV'yi destekleyelim. Batı Ermenistan Televizyonu ve Sen Armenia TV, Batı Ermenistan milletvekilleri Mihran Pırgıç ve Saak Mutafyan da dahil olmak üzere işgal altında bulunan Batı Ermenistan'dan bir takım vatandaşları ağırladı. Görüşmeye Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenek Abrahamyan da katıldı ve gündeme getirilen konuların tartışılmasında oldukça aktif rol aldı. Davetliler arasında yazar, yayıncı ve Dersim Ermenileri sorunları konusunda aktivist Mihran Pırgıç, kendi çalışmaları ve Batı Ermenistan'da Ermeni halkının durumu ile bir dizi siyasi ve sosyal mesele hakkında analizlerde bulundu. Milletvekili Saak Mutafyan, Rusya-Ukrayna sorununa atıfta bulunarak Batı Ermenistan vatandaşları olarak bu konuda tarafsızlığımızı koruduğumuzu belirtti ve Batı Ermenistan'da gerçekleştirilmesi gereken projelerden bahsetti. Artsakh'ın Martuni bölgesinin Berdaşen köyünün muhtarı Armen Abalyan yaptığı açıklamada köy nüfusunun ana uğraşısının tarım ve hayvancılık olduğunu belirtti. Muhtar Armen Abalyan özellikle şöyle konuştu. Köyde büyük üzüm bağları var. Sakinleri bu bahçeleri işliyor. 588 hektar sonbahar ekimi yapılmıştır. Köyde çok sayıda besiciler var. Kümes hayvanları yetiştiriciliği geliştirildi. Ona göre köyün kendi köyleriyle sıkı sıkıya bağlı olan 1233 nüfusu var. Savaştan sonra yerlerinden edinmiş 6 aile köye yerleşti. Ücretsiz konut stokunda yaklaşık 15 ev var. 44 gün süren savaş sırasında köy yoğun bir şekilde bombalandı ve çok sayıda ev hasar gördü. Mahalle içi yolların bir kısmı asfaltlandı. Berdaşen köyü muhtarı içme suyuyla ilgili bir sorunumuz var. Şu anda yeni bir artezyen kuyusu inşa ediliyor dedi. Batı Ermenistan'ın Van'ın Bahçesaray ilçesinde yamaçtan kopan dev kaya parçalarının düştüğü yol ulaşıma kapandı. Olay anında yolda araç bulunmaması büyük bir faciayı engelledi. Bahçesaray ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle dev kaya parçaları yola düştü. Düşen kayalar Çatbayır Mahallesi'nin yolunu ulaşıma kapattı. Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu dev kayalar kaldırılarak yol ulaşıma açıldı. Artsakh Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı David Babayan'ın Amerika Birleşik Devletleri Kongresi Ermeni İşleri Komitesi eş başkanı Frank Palon ile uzaktan tele görüşmesi gerçekleşti. Görüşmede Artsakh-Azerbaycan sorununun çözümü, Artsakh'taki durum, savaşın sonuçlarının ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar ve son jeopolitik gelişmeler ile ilgili konular ele alındı. David Babayan, Azerbaycan ve Türkiye'nin saldırgan ve yayılmacı politikasının bölgesel ve küresel güvenliğe ciddi bir tehdit oluşturduğunu, uygun önlemlerin zamanında alınmaması halinde sonuçlarının geri döndürülemez olacağını vurguladı. Artsakh Dışişleri Bakanı, Kongre üyesi Paloney, Artsakh'a verdiği sürekli destek, Ermenilere karşı uygulanan soykırım Armenosidi tanıdığı, inkarına karşı mücadele ettiği ve çeşitli tüm Ermeni sorunlarının çözümünü desteklediği için teşekkür etti. Ukrayna Hava Yolları'na ait ağır bir askeri nakliye uçağı, Türkiye'nin Tekirdağ kentinden Polonya'nın Rzeszów kentindeki havaalanına indi. AviaPro tarafından bildirildiği gibi yeni bir Bayraktar TB2 saldırı uçağı grubundan bahsettiğimize dair çok fazla güven var. Telgraf'tan yapılan açıklamada bunlar Polonya'dan birkaç saat içinde Ukrayna'ya nakliye ile teslim edilebilir denildi. Birkaç gün önce Türkiye, Ukrayna'nın özel bir şirketten Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı satın aldığını duyurdu. Birkaç gün önce bir başka büyük miktardaki Türk Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracının yeni bir partisinin Ukrayna silahlı kuvvetlerine teslim edildiğine dikkat edilmelidir. 44 günlük Artsakh Savaşı sırasında aynı SİHA'ların suçlu Azerbaycan'a tedarik edildiğini hatırlatalım.
Batı Ermenistan, eşsiz kültür açısından zengin, dünya başyapıtlarının beşiği olan eski bir ülkedir. Bu kültürün harika bir parçası, tarihi çok eskilere dayanan Ermeni halk müziğidir. Bilimsel olarak araştırılabilir tarihi, bin yılların derinliklerine kadar uzanır. Ermeni müzik kültürü, Gomidas, Aramaçadıryan, Sayatnova ve Ermeni halkının diğer yetenekli evlatları sayesinde dünya çapında ünlüdür. Bugün de Ermeni müziği, Ermeni müzik aleti, Ermencesi Ziranapo olan dudukun sesleri sayesinde gönüller kazanıyor. Bu küçük kayısı dalının müziği hiçbir şeye benzemez. Ermeni halk müziğinin de dünya müzik kültürünün gelişmesinde önemli bir etkisi olmuştur. Yılın yarısı karla kaplı 5137 metre yüksekliğindeki Batı Ermenistan'ın Ararat Dağı'nın eteklerindeki buzlu bölgelerdeki karlar erimeye başladı. Hava sıcaklığı yaklaşık 20 dereceye ulaştı ve eriyen karla birlikte doğa uyanmaya başladı. Yöre halkı Ararat Dağı'nda karların erimesini baharın gelişi olarak yorumluyor. Sevgili yurttaşlar, sevgili soydaşlarımız, Batı Ermenistan'ın kaderiyle ilgilenen özverili insanlar, bugün bu büyük jeopolitik olaylar girdabında her zamankinden daha fazla birleşmeye, birbirimizi desteklemeye, birbirimizle daha yakın iletişim kurmaya ihtiyacımız var. Bugün milletimizin birleşmesine, hakları için mücadele etmeye ve talep etmeye gerçekten katkıda bulunan çok az yapı var. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu ve Sten Armenia TV hepimizin iletişim kurabileceği, birbirimizi tanıyabileceğimiz, tarihi vatanımız ve çevresinde meydana gelen çeşitli olaylardan haberdar olabileceğimiz nadir platformlardan biridir. Desteğiniz, bilgi alanını genişletmeye ve atalarımızın ayaklar altına alınmış haklarını savunmaya ve geri kazanmaya yönelik adil arzularımıza yardımcı olacak. Adaletin yeniden tesisi için birlikte mücadele edelim. Birlikte daha fazlasını yapabiliriz. Unutmayın, siz yoksanız biz bir eksiğiz. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Andok adlı topluluk tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Lili adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.